Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 11 Temmuz 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun, 31 Mart akşamı seçimi kazanmasının ardından seçim öncesi verdiği vaatlerin dışına çıkarak projeleriyle değil zam kararlarıyla dikkat çekiyor. Ulaşım ve ekmeğin ardından suya verilen %38 zam sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Sivas'ta bir inşaat alanında bulunan demirleri çalan iki kağıt toplayıcısının hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının yerde bulunan demirleri alarak erkek şahsa getirdiği, erkek şahsın ise demirleri motosikletine yüklediği anlar görüldü. Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulaş eski ilçe başkanlarından Naki Aksoy vefat etti. Acı haberi Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı duyurdu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, önceki dönem Ulaş ilçe başkanımızı Naki Aksoy kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesinin, sevenlerinin ve örgütümüzün başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Sivas'ta uzun yıllardır hizmet veren Atatürk Caddesi'ndeki belediyeye ait binanın yıkılması bekleniyor. Son dönemde bazı kesimlerde yapılan açıklamalarla binanın rant kapısı haline gelme tehlikesi taşıdığı iddiaları endişe yaratıyor. Şehrin merkezinde yer alan ve Kızılay'ın faaliyetlerine yıllarca ev sahipliği yapan binanın akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Sivasspor Brezilyalı forvet Marcus Amaral Alves'e kancayı taktı. Futbolcunun da Sivas'a gelmek istediği öğrenildi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.